Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi ve bu afatında bu bölgelere denk gelmesi tabii ki de vatanımıza, milletimize, hepimize geçmişler olsun dedirtiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Benim de ciddi olmasa da bir hastalık problemim var. Videoda Meydana gelebilecek olan hatalardan dolayı şimdiden herkesten özür diliyorum. Ee, i̇nşallah ee, son zamanlarda kanalımız üzerindeki bazı şikayetler de artmaya başladı. Sizlerden ricam bu şikayetleri bertaraf etmemiz adına videolarımıza beğeni atmanız, kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden bir açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında kulübümüz aleyhinde şike iftirasında bulunan sözde spor yorumcusu hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında derneğimizce yapılan şikayet neticesinde adli para cezası ile bir yıl süreyle seyirden men işlemi uygulanmıştır diyor. <laughs> arkadaşlar Fenerbahçe ve Şike ile ilgili konuşma yapan arkadaşlar olursa Hukukçu Fenerbahçeler Derneği'ni etiketleyin. Onlar gerekeni yapıyorlar. Bunu şöyle söyleyeyim size. Devlet kayıtlarında ne diyor? Mesela bu ülkenin <laughs> yönetim şekli cumhuriyettir. Sen çıkıp da bu ülkenin cumhuriyet yönetim şekli diktatörlüktür dersen başına iş alırsın. Bu da tıpkı onun gibi bir şey. Resmi kayıtlarda böyle bir şeyin olmadığı ve kumpas olduğu söyleniliyor. Şike diye bütün herkese etiketleyebilirsiniz. Genç Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yapan 2002 doğumlu Emanuel Orban'ı ara transfer döneminde Norveç'ten 3.3 milyon euroya transfer etmiş. Bakın çocuk tönük bir kariyer geçiriyor. Son lig maçında Zulte Varegan'a 4 gol birden atıyor. Sonra Başakşehir maçına çıkıyor 3 gol birden atıyor. 7 gol. 9 maçta 12 gole ulaşıyor. Yani 9, 7 maçta 5 gol civarında bir gol istatistiği varken böyle bir şey oluyor. Başakşehir'de 4-1 yenilip eleniyor bu Avrupa arenasından. Ben şunu demek istiyorum. Her futbolcunun değerlenebileceği bir yer vardır, bir takım vardır. Buyurun. Mesela bu Emanuel Urban'ı getir Fenerbahçe'ye sönük bir futbolcu haline dönüşebilir. Ben şunu da söyleyeyim bu arada. Emre Belezoğlu'nun Avrupa arenasında 6 dakikada 4 gol yeme başarısı ne demek? Herkes bilsin. 2023-2024 Fenerbahçe teknik direktör kariyeri demek. Ya bu tip başarılar ancak Fenerbahçe teknik direktörlerinin başına gelebilir. Emre Belezoğlu da bence Fenerbahçe olduğunu açık ve net kanıtlamış oldu. 2026 Dünya Kupası 48 takımla oynanacak. Ee, şimdi bunun da şöyle bir özelliği var. Türk milli takımının Dünya Kupası'na gitmesini bekleyen e, futbol cahilleri varsa aranızda peşin peşin söylüyorum asla gidemeyiz. Bu zihniyette bu kafa yapısıyla bu adam kayırmacılıkla bu liyakatsizlikle gidemeyiz. E, Stefan Kuntz kim Allah aşkına? Ben 1 milyon tane isim sayarım. Bak beğenmediğiniz Aykut Kocaman. Ünal Karaman, Yılmaz Vural. Ha <laughs> İlhan Palut'u ciddiye almazlar kabul. Mustafa Denizli. Bir sürü isim milli takımı yönetebilir ama Stefan Kuntz. Kim Kunt ya? Hamit Altın Topa vermişler federasyon şey dedim. Neyse bizim işimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'den Samsun Spor'a kiralanan Emre Demir. Bandırma Spor karşısında 84'te oyuna girip 85'te golünü attı. Tabii bizim adımıza sevindirici bir gelişme. Ben Samsun Spor'a Süper Lig'e çıkmasını istiyorum. Bilmiyorum Anadolu Samsun'da var mı ama. Ee, <laughs> Eyüp Spor'dan nefret ediyorum. Yani nefret ediyorum derken hakiki manada nefret ediyorum. Çünkü Eyüp Spor sanki Eyüp Spor olarak değil de başka bir takımın A2 takımı gibi hareket ediyor. Çıkmamalarını temenni ediyorum. Onlar çıkacağına Samsun çıksın. Karadeniz'in en Atatürkçü, en büyük takımlarından en büyük takımı bence en Atatürkçü, en büyük takımı Samsun Spor. Ha <laughs> bölge çıktıklarında işte bize sıkıntı yapacaklar mı? İlla ki yapacaklar. Ne yapacaklar? Gel Fenerbahçe bizi yer mi diyecekler? Ama ben Samsun Spor'un ligde yer almasını isterim. Bak mesela Samsun Spor'u isterim ligde. Diyarbakır Spor'u isterim. Yani <laughs> en azından doğudan, güneydoğudan bir takım birkaç takım olsun. Ha, şu an Gaziantep'te sıkıntılar var biliyoruz ama e, mesela İzmir'de mutlaka bir takım olmalı. Bana kalırsa. E, Ege'den hani, Ege takımlarının olmasını istiyorum ya. Bir tane yani her bölgeden bir takım olmalı ya. Galatasaray TV'de bir e, kişinin işine son verilmiş Serbay Şenkal'ın acaba dedim sosyal medya paylaşımlarından dolayı mı atıldı değil mi? dedim. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı. Muhtemelen Fenerbahçelidir dedim ama e, hiçbir kelamım Galatasaray'a değildir. Söylemlerim siyasidir diyor. Eee yani şu dönemde arkadaşlar ben bu haberi özellikle aldım. Ben kimsenin ekmeğinden şundan bunda değilim. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Yazık günahdır ama hepinize tavsiye ve ricada bulunuyorum. Şu dönemlerde seçim sürecine kadar ve seçimden sonraya kadar siyasi eylem, söylem, mesaj, yorum, paylaşımlarınızda bir frenleme yapın. Bak ben siyasete nefret ederim. Ben zaten yaklaşık 10 senedir tanırsınız. Hiçbir siyasi görüşüm yok. Siyaset konuşuldu ortamda. Kaçar giderim ama seçimin olduğu senelerde ben size şunu söyleyeyim. X'i mi destekliyorsunuz? X'in hiçbir gücü kalmaz ya da hiçbir gücü elde edemez. Başınıza iş alırsınız. Y'yi mi destekliyorsunuz? Aynı şekilde Y'nin hiçbir gücü kalmaz ya da bir şey elde edemez. Başınıza iş alırsınız. Ha masumane bir şekilde ben şunu savunuyorum diyebilirsiniz. Şuna sempati duyuyorum diyebilirsiniz ama ötesine gitmeyin. Bir kardeş nasihatı. <laughs> Samet Akaydın'ın e kısa yani açıklaması var uzun uzun ama ben kısa birkaç cümlesini aldım. Şanssız bir mağlubiyet aldık. Hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik. Bizi biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. yani burada sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Tek düşüncemiz turu geçmek diyor. Hadi inşallah bakalım. Fenerbahçe'nin seviye hazırlıklarını tamamladı ve sakatlıkları bulunan Doğan Perez ve Lincoln Nenlik'e dışında tam takım olarak çalışmamızı sürdürdük. E, maça dair de ben şu anda 15'inde çekiyorum videoyu. Muhtemelen bugün yetiştireceğim. Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecekmiş. <laughs> en azından sertlik dozajına dikkat edebilecek bir hakem. E, onu söyleyeyim. Jesus seviye rövanşında arkadaşlar bazı şeyleri denemiş. Ben bunu dile getireyim. Mesela dörtlü savunma. Atilla Salahi, Samet Akaydın, Stoper ikilisi. Zayt'sın ilk 11'e dönmesi bekleniliyormuş ki ben size aslında kadroyu verdim. Bakalım ben kolay kolay kadro vermem ama bakalım verdiğim kadro çıkacak mı? Valencia, Batshuayi, Emre Mor üçlüsü bekleniliyor arkadaşlar. Ben de açıkçası Batshuayi'nin %100 ilk 11'de başlayacağı duyumuna sahibim. %100 Batshuayi 11'de. Bendeki duyumlar bu şekilde. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Ama öyle bir teknik direktörümüz var ki %100 duyum bu deyip, bakın duyum deyip değiştirebiliyor. Ama bendeki e, şeyde Valencia, Batshuayi %100 ilk 11'de 2. Samet Salahi 4, Altay 5, Ferdi 6, Solda Osterwold 7. Merkez ikili de Arauzay, 8, 9. Sağda Emre Mor 10, Solda Rossi ya da Arda Güler arkadaşlar. 11. 11 de vermiş oldum. Ee, ha, Arda Güler bu maçı kaldırabilir mi? İlk 11 oynar mı? Böyle diye 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 bilmiyorum ya. Ya böyle bence kaldırabilir ne var bunda? Fenerbahçe seviyeye eleyebilir. Seviye yumuşak bir takım. Deplasmanlarda temposuz bir takım. Yani doğru sisteme çıkarsa Fenerbahçe turu geçebilir arkadaşlar. Ve e, zaten Jesus'un da maça dair görüşleri, fikirleri var. Mesela çok soruyorlar. Ben özellikle Osterwold'e kısmını aldım. E, Osterwold'e genç bir oyuncu. Onun potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve buradaki hayata ve takımın fikirlerine adapte olması gerekiyor. Geldiğinde Covid sebebiyle düzenli antrenman yapamadığı bir dönem oldu diyor. Covid. lan Covid bitiyor. Bizim aldığımız futbolcu da Covid çıkıyor ya. İnanabiliyor musunuz? Hani diyorsunuz ya şu kadar para verdik aldık ulan nerede futbolcu? Ya buradaymış. Şimdi Osterwald'e Jesus'un raporuyla alındı. Ben bunu bizzat söyledim. Bizzat istedi. O de bunu aldın dedim. Yani aldırdığı futbolcu oynatmaması zaten akıl karı değildi niye oynatmadığını da açıklamış oldu. Aslında e, Jesus'un çok fazla açıklaması var. Ben bunları da videoya dahil edeyim de. Yüklenirse yüklenir video yüklenmesi de yapacak bir şey yok. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi şeyi çok sordular. Bak ben çok sevdim bu soruyu. Trabzonspor 1, Beşiktaş 2, Galatasaray 3, Sevilla maçı 4. Bu 4 maçta üçlüyle oynadınız diyor. Soru bu şekilde geliyor. Hani niye üçlü gibisinden? Müthiş bir soru. Ağzına yüreğine sağlık bunu soran kardeşimizin. Diyor ki bu dört maçta Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Sevilla üçlüyle oynadık. Taktiksel anlamda böyle bir şey tercih ettik. Ama Trabzonspor maçını öyle değerlendiremeyiz diyor. Hani mağlubiyeti şöyle böyle. Çünkü Crespo'nun kırmızı kartından sonra uzun süre 10 kişi oynadık. Ve kırmızı karttan sonra sahadaki sistemimizi değiştirmemiz gerekti diyor. Bakın. Doğru. Aslında şu da var. Mesela Ren maçında da üçlü çıkıyorsun. Geriye düşüyorsun. 4'lüye dönüp berabere bitiriyorsun maçı. Benim için önemli olan takımın birden fazla sistemde oynayabilmesi ki biz sezon başından beri bunu yapıyoruz. Avrupa Ligi'nde oynadığımız bütün maçlarda arkada üçlü oynadık. Ve ilk oynadığımız 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldık. Avrupa maçları genelde bu sistemi tercih ediyoruz. Yarın nasıl bir sistem oynayacağımızı göreceğiz. Tabii ki ben biliyorum ama şunu söyleyemem diyor. Benim için önemli olan şey oyuncuların oynadığı her sisteme alıştılar, sağlar, rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar diyor Jesus. Ve Jesus'un açıklamalarının tamamı ve Rossi'nin de açıklaması var. Ben bunları size kısa kısa söyleyeceğim. Hani hala inancımız var. Hala söyleyecek sözümüz var diyor. İyi bir takıma karşı ikinci mücadeleyi vereceğiz. 2-0 avantajlı bir skor. Adamlar 6 kere bu kupayı kazandı. Biz şansımızı arttırmak için bir şeyler yapmamız lazım, taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Bu çok önemli diyor. Yani rakibimize saygı duyuyoruz, üst seviye bir takım. Ama bizim inancımız var diyor. Şimdi kontratla ilgili soru soruyorlar. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım Mayıs'ta sona eriyor. Bu durum yeni bir durum değil, hiç kimse için değil. Dolayısıyla bunla ilgili söyleyecek başka bir yorumum yok diyor. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar polemiğe gerek var mı? Ulan adamın Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Zaten bir yıllık sözleşme yapmış. E zamanı gelince gidecek. Bunda anlaşılmayan bir durum yok ki. Şampiyon yaparsa devam eder, konuşulur, edilir. Olmazsa bırakır gider. Mantıklı bir hamle bence. Mesela Ersun Yanal da ilk geldiğinde bir senelik sözleşme imzalamıştı. Birçok kişi bilmez bunu. Allah Allah. Yarın oynanacak taktik ilk maçta Tam da düşündüğüm gibi geçti. O maçın ilk 45 dakikasında taktiksel olarak çok iyi ve güçlü bir görüntü sergiledik. Maçın ilk yarısında rakibimizden daha iyiydik. Daha fazla pozisyon ürettik. Ama ikinci yarıda taktiksel olarak bu kadar iyi olmayı sürdüremedik. İlk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Rakibimiz ikinci yarıda bulduğu iki pozisyonda iki gol attı. Aslında maç boyunca girmiş oldukları üç pozisyon var. Bunların ikisini gole çevirdiler. Biz ilk yarıda 3-4 tane girdik fakat atıp atmayı beceremedik. Yani seviyeye kadar böyle oynarsanız faturaya ağır ödersiniz diyor. Umarım yarın bu şekilde olmaz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebiliriz. Çünkü turu geçebilmemiz için gol gerekiyor diyor. <laughs> Jaden, yani Osterwood genç bir oyuncu. Onun değerini potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok fazla bir süre olmadı. Onun bizim oynadığımız oyun sistemine adapte olması gerekiyor. Geniş açıklama bu şekilde arkadaşlar. Sadece bu değil buradaki sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. Çünkü yeni bir ülkeye geldi ama en önemlisi bu değil. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olabilmesidir. Ama geldiğinden beri işler onun için pek iyi gitmedi. Çünkü hasta olduğu bir dönem verdi. Covid nedeniyle antrenmanlar kaçırdı. Dolayısıyla düzenli antrenman yapamadığı bir dönem oldu. Bu süreçte Lincoln çok iyi bir performans sergiledi diyor. Lincoln konusunda diğer kısımda konuşacağım. O yüzden burada girmiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyorum. Takım için çok önemli olan bir oyuncu oldu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın. Güvenini en iyi şekilde yerine getiriyor. Bazen orta saha. Ee, ya ben bunu diğer kısımda konuşayım dur. Lincoln için. Avrupa ligini kazanmaya dair hayal kurmak her zaman kolaydır ama ben her zaman gerçekçi bir insanım diyor. Takımın gücünü biliyorum. Turnuvadaki diğer güçlü takımları biliyorum. Hani hayal kurmuyorum. Tur tur bakıyorum diyor. Bizden çok daha güçlü takımlar var diyor. Haklı. Hala şansımız var ama riskli ve limitlerde oynamamız lazım diyor. Doğru. Yani turun başına kıyasla şu anda zor bir durum içerisindeyiz. Beklentilerimiz vardı. İnancımız var. Bizim için ilk gol atmak ideal bir senaryo olabilir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Sevilla maçının 90 dakikası Sevilla'nın ikinci yarıda oynadığı gibi oynansaydı 0-0 bitseydi benim yarına ümidim yoktu. Harbi söylüyorum yoktu. İlk 45 dakika beni umutlandırdı. Siz de umutlandıran budur. Sevilla'nın e, maçları çok iyi kontrol edebilen bir takım. Çünkü çok fazla tecrübeli oyuncuları kaliteli ayakları var diyor. <laughs> Yani oyun bas baskı altındayken titremezler. Ayakları titremez. Gelişen olay onlar gel germez maçın içinde diyor. Sakin kalıp maçı almaya çalışacaklardır. Ya şansımız ya yanımızda olması lazım diyor. Onu da söylüyor. Pedro ve Batshuayi ile ilgili de konuşmaları var. Ee, haftayı bay geçtik. Pedro birkaç aylık sakatlıktan çıktı. İlk maçını güçlü bir rakibe karşı oynadı. Oyuna girdiğinde sonuç olarak zaten bizim için kötü bir sonuçtu diyor. Bak aynı sakatlığı daha kısaydı. iki haftalık bir sakatlık. Yüzde ee, olması için çok fazla süreye ihtiyacı yok. Yani oynayabilir durumda ama Pedro'nun fiziksel olarak seviyesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor diyor. Ee, bu maçı çalışabilmek için hafta sonunda maç oynamamamız da bir nevi avantaj oldu bizler için Diyor arkadaşlar. Şimdi başka 4 maçı konuştuk. Rossi biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık diyor. Rossiciğim. Seni severim. Dayarım. İnsanların da seni sevmesi için yapman gereken tek şey gol atmak ya da asist yapmak. Yani gol ya da asist yapmak zorundasın. Bu senin asli görevin. Yani benim asli görevim nasıl öğretmenlikse senin de asli görevin bu şekerim. <laughs> Pardon. Şimdi yani ki maç bizim için güzel bir meydan okuma olacak. Bu maç en iyi şekilde hazırlandık. Evimizde taraftarımızın önünde alacağımız iyi bir sonucun önemli olacağını biliyoruz demiş. <laughs> Bizim açımızdan yarınki maçta goller atmak önemli olacak. Çünkü ilk maçta aldığımız sonuçtan dolayı iki gollük bir dezavantajımız var. Dolayısıyla yarınki maçta ofansif oyuncuların golü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Tekrarlıyorum diyor. Bu maça aynı şekilde hazırlandık diyor. Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek ister. Özellikle gol anlamında gol katkısı her oyuncu için önemlidir. Asit yapmaya ve daima takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu sadece benim yaptığım şey değil. İstatistikler takımın uyumunun, takım oyununun, takım işinin bir yansımasıdır diyor. Futbolcular her zaman eleştirilebilirler. Bunlara hazırlık bulmanız gerekiyor. Bunları sizin işinizi etkilememesi gerekiyor. <laughs> Bu oyuncuların profesyonel bir şekilde işlerini yapmaya devam etmeleri gerekiyor. Ben de size bir yüzde veremem ama ben her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum diyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki Müslümanın iki günü aynıysa zarardadır diyor. Profesyonel Müslüman olmadığı için sıkıntı değil ama Üstüne eklemesi lazım. Fizik, bitiricilik eklemesi lazım. <laughs> Eğer fizik ve bitiricilik eklersem devasa paralara satarız zaten. Bu arada maçı Ertem Şener anlatacakmış. Ivan Rakit için anasının, avradının, gelmişinin, geçmişinin, soyunun, sopunun bütün detaylarını öğreneceğiz yarın. Rakit için annesi kız kardeşiyle birlikte birbirine çok benzetildikleri için genç yaşta dul kalmış diye başlar anlatmaya. Ebesinin Çalıştığı hastane deprem nedeniyle boşaltılmış durumda. Rossi bu arada Kahramanmaraş'tan göçme bir ailenin şeyi, depremde de bir falan diye başlar. <laughs> Tabii biz de dinleriz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Nedir o en önemli, en önemli kısım? Arkadaşlar ben geçtiğimiz günlerde size bir anket yaptım. Ve bu ankette e, enteresan bir soru sordum. Yani... Bu e, ankette size dedim ki arkadaşlar <laughs> Vitor Pereira Fenerbahçe'ye gelse, Jesus da Flamengo'ya gitse razı olur musunuz? Tabii ki de buna enteresan bir şekilde yorumlar yapıldı. Evetler, hayırlar, <laughs> hani vesaireler vesaireler. Birçok kişi de yani 2800 oy kullanıldı fena kanalımızda %22 Jesus'un gidip Pereira'nın gelmesine evet der ki %78 hayır dedi. Bakın 2800 kişiden bahsediyorum. Az buz bir kitle değil. Ve bugün Brezilya'dan Torco Dores muhabiri William Pimental. Vitor Pereira'nın menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için birkaç gündür İstanbul'daydı demiş. Mustafa Hoca duyumlarının gerçekleşmek gibi kötü bir huyu vardır. Bakın bir daha söylüyorum. Torce Dores muhabiri Wilson Pimentel. Vitor Pereira'nın menajeri Fenerbahçe ile görüşmek üzere birkaç gündür İstanbul'daydı. Menajerin önümüzdeki günlerde Rio de Janeiro'ya gelip Pereira'nın geleceğiyle ilgilenmesi bekleniyor. Twitter üzerinden açılan Fora Vitor Pereira yani Vitor Pereira dışarı defol git Pereira diyorlar yani. <laughs> Bu hashtag de Brezilya zirve yapmış durumda. Başkan Rodolfo Landim kolları sıvamış durumda. Futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz'ı saf bırakmış. Ve bugün yapılan toplantıda Pereira'nın kovulması bekleniyormuş ama hala yansıyan bir şey yok. Ee, <laughs> ben şunu söyleyeyim. Vitor Pereira de bazı transferler istemiş. Yönetimde ağırdan almış. Vitor Pereira da rahatsızmış. Alınan sonuçlar zaten ayrılığın eşine, eşiğine getirmiş. Hocam ne diyorsun? Yani duyumunu verdin. Tamam anketini yaptın tamam. Bizler de katıldık tamam. Hatta olmaz olmaz da Mustafa Hoca durduk yere böyle bir anket yapmaz dedik. Sana inandık güvendik tamam. Nihai sonucu söyle hocam. Geliyor mu gelmiyor mu? Önce şunu söyleyeyim. Videoyu buraya kadar izlediniz. Kanala hala abone değilseniz aşk olsun. Bir hasta bir Fenerbahçe olarak ve gerçekten hasta bir insan olarak rica ediyorum. Lütfen kanala abone olun. Ve lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Lütfen. Bakın benim maç günlerinden önce yaptığım bu rica inanın e, totem gibi oluyor. Yani benim ricamı kırmayıp abone oluyorlar. Mesela şurası 29.200 olsa bir seviyeye en az iki farkla yeneriz. Maç başladığı anda şura 29.200'ü geçmek zorunda. Geçerse bir seviyeyi en az iki farkla yeneriz. Al size de totem. Yapmayan da en büyük Fenerbahçe düşman olsun. Galatasaraylı olsun, Beşiktaşlı olsun. İkinci şakası bir taraf ama e, lütfen abone olup beğeni atın arkadaşlar. Desteğinizi gösterin. Arkadaşlar görüşme gerçekleşti. Yalanlı Ancak Ancak Yani ancak Böyle bir olay söz konusu değil. Yani Vitor Pereira e, Vitor Pereira Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Böyle bir ihtimal yok. Ancak ben bunu teknik direktör olarak anlatıyorum. Yarın bir gün sportif direktör olarak gelir. Hani gelmeyecekti ulan dersiniz ona bir şey diyemem. Ama Vitor Pereira teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye asla gelmeyecek. Bunun garantisini veririm. Hocam peki Jesus teknik direktör, Vitor Pereira sportif direktör kabul eder misin de Ayakta alkışlarım. Ayakta. Ayağa kalkar alkışta alkışta kabul ederim. Yanlış anlamayın beni. Beni yanlış anlamayın. Crespo. Kim Minji. Yeter mi? Ferdi Kadıoğlu'nun sol bek oynatılması. Yeter mi? Yani bek oynatılması. Yeter mi arkadaşlar? Sadece bunları soruyorum. Yeter mi sizce? Başka söze gerek var mı? Bunlar yeterliyse ya arkadaşlar hepimiz biliyoruz scouting'i çok iyi bir teknik direktör. Yani yetenekten anlayan bir isim. Ve düşük bütçeli scouting yapıyor. Düşük bütçeli scouting nedir? Bakın Jesus'la Pereira arasındaki scouting farkı. Pereira 2 milyon euro ve altında alınabilecek futbolcuların scoutingini yapar. Getirir, yıldızlaştırır, sattırır. Jesus'tan 2-7 milyon euro arasındaki futbolcuları getirir. Scoutingini yapar. Yıldızlattırır, Aldığı paranın en az iki katına, 3 katına sattırma hevesindedir, peşindedir. Veya sattırıp bir bütçe oluşturur. Mesela şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe her sene tanesi 5 milyon eurodan 10 tane futbolcu alsa 50 milyon euro. Ve her sene bu futbolculardan en az 2 tanesini 50'şer milyon eurodan satsa 100 milyon euro yapsan. Otomatikman ne olur? 50 harcadın 100 kazandın olur. 50 bütçem var. Hayır. Bak 50 harcadın 100 sattın 50 milyon euro cukkala at kenara yine bir 50'lik futbolcu transfer et. Yine 50'ye yani 10 tane futbolcu al. Bak ikisi tuttu sonuçta. Bu bir felsefedir. Pereira'nın felsefesi de şu. 2 milyon euroya 1 milyon euroya futbolcu alayım. 2 tanesini 3 tanesini sat. 15-20 milyon eurodan 15'ten satar. 3 tanesini 45 milyon euro yapar. Senin hareket daha da arttırır diye. Yani Pereira basamak basamak gitmişti. Ee, ve durumlar bu şekilde arkadaşlar. Pereira Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak kesinlikle gelmeyecek. Hani sadece videonun başlığına kapak resmini aldanıp videoyu izlemeyen arkadaşların saçma eleştirilerinden bıktım. Pasıp engeli geçiyorum. Lütfen siz bu cahillerden olmayın. Ya videoyu izleyin ya da izlemediğiniz videoya yorum yok da komik hale düşmeyin. Tekrar söylüyorum kanala abone olun lütfen şurası maç saatine kadar 29.200'ü geçerse en az 2 fakta kazanırız. 29.300'ü geçerse en az 3 farklı kazanırız. Aksine iddia eden varsa her türlü iddiaya hazırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.